İngilizcenin en önemli konusu, zamanlar konusu, dillerde çok önemli. Fiil ve fiilin çekimi dediğimiz zamanlar, zamanlara göre çekimi. Biz normalde 6 tane zaman üzerinde duracağız. Ana zamanlar. Ara zamanları zaten mürekkeptir. Bunlar birleşiktir. Bunları çıkarırsınız. Önemli olan şu 6 tane zamandır. 12 tane zaman karıştırırsınız. Şu anda basitten gidelim. 6 tane zaman üzerinde duralım. Şimdi ana zamanlarımız İngilizce'de arkadaşlar simple present tense. Çünkü niçin bu zamanla başlıyoruz? Her dil kök hali, yani fiilin kök hali hangi zamandaysa o zamanla başlar. Yani İngilizce'de, Farsça'da olduğu gibi geniş zaman fiilin köküdür. Simple present tense, yani basit, şimdiki ya da geniş zaman. Basit, geniş zaman demek bu. Tabii biz basitliği başına niye ekliyoruz? Çünkü mürekkep değil, yani birleşik değil. Geniş zaman. Mesela I drink, ben içerim. Milk, süt. Every morning, her sabah. Her sabah içerim. Bakın ayda hiçbir şey almadı. Fiilin kök hali geldi. Birinci zamanımız geniş zamandır. Tabii geniş zamanda üçüncü tekil şahıs she, he ve it'in s aldığı fiilin kök halinde bir s takısı var. Onun dışında tabii olumlu ve olumsuz cümlelerde olumsuz cümle ve sorularda do alır. Do ve does. Onlara geleceğiz. Şimdi bir özet görelim. Present continuous tense ne demek? İşte geniş, devam eden zaman. Yani şimdiki zaman. Am is are artı ing. Mesela burada am almış. Is ile de kurabiliriz. Are'la da kurabiliriz. Ama devamda ing gelmesi lazım. I am studying. Ben çalışıyorum. English now. Şu anda İngilizce çalışıyorum. Am ing. Bu şimdiki zamandır. Simple past tense. Basit geçmiş zaman. I played. Kuralı fiillerde ed alır. Ama kuralsız fiillerde fiilin ikinci hali. Yani mazi hali gelir. Bu kuralı fiil tercih etmişiz. Daha kolay olsun diye. I played. Ben oynadım. Football yesterday. Dün futbol oynadım. Evet. Future tense gelecek zaman. I going to ya da will ile yapıyoruz. Ecek acak yapan going to ya da will'dir. Ama going to alırsanız am almak, am atmak zorundasınız. Yani eğer going to'yu kullanırsanız ecek acak olarak I am kullanmanız lazım. Şöyle. Ya am going to ya da I will. Bunu şöyle kırmızı yapalım. Ya da ya I will ya da I am going to. Ecek acak. Ankara tomorrow. Yarın Ankara'ya gideceğim. Tabi burada normalde will usulen gelmemesi lazım. Çünkü planlanmış, bileti kesilmiş, yakın gelecek, planlı gelecek going to tercih ediliyor. Ama biz burada amacımız öğretmektir. O yüzden will atalım buraya. O da ecek acak. Present perfect tense. İşte bu zaman arkadaşlar çok anlaşılmayan bir zaman. Türkçe'de çok fazla karşılığı yok. Bu mıştır diye. Have artı verb 3. Yani have ya da has getiriyoruz. Mesela birinci tekil ve çoğullarda have. Üçüncü tekillerde has oluyor bu. Bir de fiilin üçüncü hali. Verb 3. Verb fiil. Fiilin üçüncü hali. Mış hali. Ben çalışmışım İngilizce. Mışım, mışsın, mıştır. Daha çok bununla tercüme ediyoruz. Bu ne demektir? Geçmişten başlayıp ana kadar devam eden zaman. Mesela insanlık tarih boyunca acı çekmiştir. İnsanlık tarih boyunca araştırma yapmıştır. Geçmişten başlayıp şu ana kadar devam eden bir durumsa, dünden başlayıp ana kadar devam. Bir yangın başlamış dün, başlangıç tarihi geçmiştir. Ama ana kadar etkisi vardır. Yani yangın bitmiş olabilir ama enkazı vardır. Ama etkisi vardır. Ama kendisi vardır. O zaman mıştır diyoruz. Past perfect'ten mış idi. Bunu geçmişe götürüyoruz ha. Mış idi. Bu da had'le yapıyoruz. Have'in geçmişi had oluyor. Ve verb 3. Yani fiilin üçüncü hali. Ben bitirmişim my homework, ev ödevimi before I went out. Ben dışarı gitmeden önce ev ödevimi bitirmiş idim. Mıştım olacak. Yani bu altı zaman. İşte simple present tense. Bu isimleri tabi cümleleri zamanlarda ben sık sık soruyorum. Hatta yazıyoruz. Bu hem isimlerini yazıyoruz hem de karşılığında işte içerim, çalışıyorum, oynadım, eceğim, acağım, yani gideceğim. Sonra çalışmışım, bitirmiş idim, bitirmiştim. Bunları yazdırarak oturtmaya çalışıyoruz. Ara zamanları atlayacağım, onları metin içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Ben gösterdikten sonra bir ara tekrar bir dönüp bakarsanız çok iyi oturmuş olacak. Şimdi biz bunları cümleler içerisinde görelim. Birkaç cümle, hepsini değil. Geniş zaman, are ile. From of present, simple tense. Şimdi I, you, we, they. Özneleriyle olumlu cümlelerde fiiller takı almazlar. Kök halinde gelir. Hiçbir yardımcı fiil almazlar. Mesela I play football every day. Her gün futbol oynarım. They visit. Onlar ziyaret eder. Me, beni. Twice a week. Haftada iki defa. İki kez. We swim. Biz yüzeriz. In the sea. Denizde. In the summers. Yazları. Yazlarda denizde yüzeriz. Elephant fiil, live yaşar in Asia. Ama burada çoğul kullanmış arkadaşlar. Filler. Çünkü tekil olsaydı zaten lives gelirdi. Leaves gelirdi. Yaşar in Asia and Africa. Afrika ve Asya'da filler yaşar. Çoğul olaya gelmiş. She plays. Bakın üçüncü tekil şahıs s alır. Dikkat buna. O oynar futbol at weekends. Hafta sonları. Sonlarında futbol oynar. My father benim babam watches izler. Benim babam yani he. Değil mi? Benim babam yani o. Buna tekabül ediyor. He. O yüzden S almış. Seyreder. The news haberleri, yenilikleri, havadisleri. Every evening. Her akşam. She usually. O genellikle.
sıklıkla, genellikle has yapar. Kahvaltı yapmak için de has kullanıyoruz. Piknik yapmak, kahvaltı yapmak, banyo yapmak hep has kullanıyoruz. O kadın genellikle kahvaltı yapar in the mornings. Sabahları kahvaltı yapar. Sabahlarda. School, okul. Bu okul yerine ne geliyor arkadaşlar? It. Değil mi? It. Üstündeki şahıs. Okul start. Başlar. Geniş zaman almış. At eat in the morning. Sabahleyin 8'de başlar. And finishes. Tekrar s almış. Ve sona erer. Finish. Biter. At 4 in the afternoon. Öğleden sonra. Öğle sonrası 4'te finish olur. Biter. Şimdi olumsuz cümle olunca do not kullanır. Ya da done, don't. I do not. I don't play. Ben oynamam. Bu do niye gelmiş? Not almak için. Olumsuzluk. Ya do ya da does. Üçüncü tekil şahıslar does. Ben ve çoğullar do ile yaparız. Do not. Ya da does not. I do not play. Ben oynamam. Futbol her gün. We don't. Do not da diyebiliriz. Don't da diyebiliriz. We don't like. Ben sevmem, istemem. Foreigners here. Yabancıları burada sevmem, istemem. People, insanlar don't have three eyes. Sahip değildir. Üç göze. Yoktur ya da. I don't get up. Ben kalkmam, uyanmam. Early, erken. On Sunday mornings. Pazar sabahlarında erken kalkmam, uyanmam. She doesn't. Bakın. I olunca do not, don't. Ama she olunca does. Daima üçüncü tekil şahısların bir S'le problemleri var. S. Doesn't. Z diye okuyoruz ama S diye yazıyoruz. Yani bu üçüncü tekil şahısı ifade eder her yerde. Mesela was, is, as. Bunlar daima bizi üçüncü tekil şahsa yönlendiriyor. O kadın oynamaz futbol hafta sonları. My teacher ne oluyor my teacher? Yani kadınsa she olur. Evet. Ama erkekse he olur değil mi? O. Doesn't work. Çalışmaz. At weekends. Weekends. Hafta sonlarında çalışmaz. He, o, erkek doesn't have. Yapmaz. Breakfast. Kahvaltı. Most mornings. Çoğu sabahları. Birçok sabah çoğu. Birçok sabah kahvaltı yapmaz. A cat. Bir kedi. Yani bu neye tekabül ediyor? Hangi zamir? It. Kedi. Bir kedi. Doesn't chase a dog. Kovalamaz. Kovalamaz. Peşinden gitmez bir köpeğin. Ha bir de sorusunu görelim. Do you speak English? Yardımcı fiil başa gelerek. İngilizce konuşur musun? Yes, I do. Evet, ben erim. Arım. Yaparım. Yani ben konuşurum. Ya da no, I don't. Ben yapamam. Ben konuşmam. Bilmek yok tabii. Ve do ile devam ediyor. Does'la. Üçteki şahıslara does gelir. Birinciteki şahıslara do gelir. Ben bunları size bırakıyorum. Çünkü Türkçeleri de var. Sadece pozitif, negatif question. Yani olumlu, olumsuz ve soru tipini görmemiz yeterli. Present continuous tense. Bunu konu anlatımına geçelim. Şimdiki zaman your. I am playing. Bakın emizar ing. Ben oynuyorum. Football no. Şu anda. Zaten zaman zarfı da anı bildiriyor. John ya da John is waiting. Bekliyor. Is artı ing. Bekliyor. For için. The bus. Otobüsü. Otobüs için bekliyor. At the bus stop. Otobüs durağında. It is raining. Hava yağıyor. Is artı ing. Is bu şekilde de geliyor. Is artı ing. Heavily. Ağır bir şekilde. Sağanak bir şekilde yağıyor. The children. Çocuklar. Are artı ing. Having. Sahip oluyorlar. A great time. Harika bir zamana in the garden. Ha burada geçirmek, zaman geçirmek için kullanmış. Yani çocuklar bahçede harikulade bir zaman, mükemmel bir zaman, great, büyük bir zaman geçiriyorlar. Burada tabii olağanüstü, harikulade, fevkalade bir zaman geçiriyorlar. We are listening to. Biz e'ye kulak veriyoruz. R, R, D, N, G. Music at the moment. At the moment şu anda. Şu anda müziğe kulak veriyoruz. Müzik dinliyoruz. I am not studying. Bakın bu şu ana kadar pozitif cümle. Yani olumlu cümle. Olumsuz nasıl yapıyoruz? I am not. Amn't yok ha. Isn't, aren't var ama amn't diye bir şey yok. I am not studying. Ben çalışmıyorum. At the moment. Şu anda çalışmıyorum. She, o kadın, isn't speaking. Konuşmuyor. Is, artı not, artı ing. Right now. Tam şu anda. Tamı tamına. Right. Right doğru. Tam, haklı. Evet. Tam şu anda o konuşmuyor. The tourists. Turistler. Bakın çoğuldur. Aren't, are not trying. Çalışmıyorlar. Denemiyorlar. Tufin bulmaya. The train station. Tren istasyonunu bulmaya çalışmıyorlar. Hem deneme hem çalışma. Try. My father yani he. Değil mi? Buraya bir he ekleyebiliriz. Benim babam yani he. O is not, isn't working. Çalışmıyor today, bugün. They aren't doing. Onlar yapmıyorlar anything, hiçbir şey. This week, bu hafta. Soru da are, is ve am başa gelir. Are you listening to me? Beni dinliyor musun? Yes, I am. No, I am not. Are'la yapalım. Are the students writing now? Çocuk. Öğrenciler şu anda yazıyorlar mı? Yes, they are. No, they aren't. Yani cevap da fiilin cinsinden, yardımcı fiilin cinsinden olması lazım. Is de yapalım. Is it raining outside? Dışarıda hava yağıyor mu? It havadır burada. Yes, it is. No, it isn't. Ya böyle devam edelim arkadaşlar. Üçüncü zaman. Simple past tense. Yani dili geçmiş zaman. The, di. I worked, asked, rained, cleaned, traveled, studied, lived, stopped, changed. Buraya kadar kuralı fiiller. Ed aldı değil mi? Ben çalıştım. Sıkı geçen yıl. Geçen yıl sıkı çalıştım. John asked sordu. Me bana a few birkaç. Sayılabilen a few. Sayılamayan olursa birkaç nasıl ifade ediyoruz? A little. A little. Bravo. John
Sordu bana birkaç soru. Last night, geçen gece. Dün gece yani. It rained, o yağdı. Hani hava yağdı. A lot, çok fazla. In 2001, 2001'de çok yağdı. The children, çocuklar, cleaned, temizledi. The car, yesterday, arabayı dün. O kadın seyahat etti. Neyse geçelim. Bunlar kuralıydı. Kuralsız mesela we went. Biz gittik. Bu went nereden? Neyin ikinci hali? Go'nun ikinci hali. Go. Yani go'nun ikinci hali yani dili geçmiş hali. Past hali. Birinci hal geniş zamandır. İkinci hal geçmiş zamandır. Üçüncü hal geçmişin geçmişiymiş. Biz gittik to China, Çin'e for a holiday last summer. Geçen yaz bir tatil için Çin'e gittik. They saw. Sinin ikinci hali. Bakın. Onlar görür, onlar gördü. Onlar gördü. An alligator. Nedir bu? Timsah. Bir timsah gördü. In the street, caddede. Yesterday, dün. Mr. Brown. Had. Have'in ikinci hali. Bakın. By Brown. By. Mr. Mrs. By Brown. Sahipti. Bir, a bigger car. In the past. Geçmişte daha. Daha ifade er ya da more. Bir daha büyük arabaya sahipti. I bought buy. Buy'in ikinci hali. Satın alır. Satın aldı. Ben satın aldım. A new computer. Last week. Geçen hafta yeni bir bilgisayar satın aldım. Evet. Yani mesela broke, break'in ikinci hali. Yani geçmiş hali. Wrote, write'ın ikinci hali. W'ları okumuyoruz. Sonra read, read. Aynı kalmış. Görüyor musunuz? Did, do'nun ikinci halidir. Biz yaptık. Biz yaparız do. Biz yaptık did oluyor. Çok fazla alışveriş. At the shopping mall. Alışveriş mağazasında. Çok alışveriş yaptık. We spent, spend. Bakın de T'ye dönüştü ha. Tek bir farkı var. Spend geniş zaman. Mesela send gönderir. Ama sent gönderdi. De T'ye dönüşüyor. Spend de öyle. Harcadı. Biz harcadık. A lot of money. Çok fazla para. Could aynı kalıyor zaten. Bir de bunun olumsuz didn't. Şimdi olumsuz cümle. Olumsuz cümlede mutlaka did kullanmak zorundasınız. Did not. Hani geniş zamanda do'yu kullanmak zorundaydım ya. Olumsuzda. O do'yu did yapın. Geçmiş zamana götürün. I didn't do. Ben yapmadım. Yapmadım. Anything hiçbir şey. Yesterday, dün. The children didn't play in the garden. Size bir soru sorayım arkadaşlar. Biz geçmiş zamanda play dedik ya, played ya da did. İşte burada bakıyorum play geniş zaman olarak gelmiş. Halbuki geçmiş zamandır buradaki Eddie nereye gitti sizce? D'ye gönderdik, didn't. Oğlum. D'de geçti, D'de. Evet. Normalde did'in açılımı ne biliyor musunuz? Did eşittir. Bakın did ne eşittir? Did eşittir. Did eşittir. Do add. Do artı add'tir bu. Do'yu add yapın. Şimdi zamanla do add, do add, do add, did. Did olmuş yani. Tamam. O zaman siz şöyle cevap vereceksiniz. Aslında plain add'i var. Plain add'i do add, did'e dönüşmüş. Burada. Oldu mu arkadaşlar? The children didn't play. Çocuklar oynamadı bahçede. She didn't like. O kadın sevmedi. The movie. Filmi sevmedi. We didn't go. Biz gitmedik. Out dışarıya. Last night. Geçen gece. I didn't have a lot of toys. Biz sahip değildik çok fazla oyuncağa. Ne zaman? When I was a child. Biz bir çocuk iken olduğumuzda oyuncakların fazlasına, çoğuna çok fazla oyuncağa sahip değildik. Ya ben değildir. Değildim. Diyeceğiz. Şimdi buraya kadar neydi? Olumsuzluk. Did not ile yaptık. Didn't. Gördünüz mü? Hmm. Şimdi olumsuz yaptığımızda aynı yardımcı fiili did'i başa get. Did you go? Gittiniz mi okula dün? Did they visit? Onlar ziyaret etti mi seni doğum gününde? Where did? Nerede? Nereye gitti? Sen nereye gittin geçen yaz? Whom did you see? Evet, sen kimi gördün dün? Bak, whom kimi? Kime? Kimi? Sen gördün düneyin. Who invent? Kim icat etti? Bakın bu çok önemli. Kim icat etti teleskopu? Ya da işte who broke? Kim kırdı pencereyi? Orhan did diyor. Orhan yaptı, etti. Artık kırma eylemi yerine did kullanmış. Yani bunun tabii kitabı şey did'tir. Who did? Who did break? Bu da şöyle olması lazım. Neyse arkadaşlar. Future tense'e de bakalım. Gelecek zaman. I will. Bakın will böyle birleşiyor da. Be. Ben olacağım more careful, daha dikkatli next time, bir dahaki sefere, gelecek sefere daha dikkatli olacağım. The children, çocuklar, will visit, ziyaret edecek. The grandma, soon. Soon kısa süre içerisinde büyük annelerini, yani grandmama, grandmother, kendi ninelerini ziyaret edecek. Ya da büyük annelerini. I will, ben olacağım a searing journey. Yani o, ben yok aslında, I değil. It, o olacak bir yorucu sefer olacak. Will veya going to. Önce will ile yapalım bunu. I will be. Ben olacağım daha dikkatli gelecek sefer. Çocuklar ziyaret edecek kendi. O olacak yorucu bir sefer olacak. I won't. Bakın will not won't oluyor. Will not. Ben meyeceğim, yardım etmeyeceğim sana ya da size. Bir dahaki sefere. I won't, will not yani. Last long, a read. Ben bu kitabı okumak için, evet. I will not last long. Ben çok fazla zaman geçirmeyeceğim okumak için bu kitabı. Yani uzun zaman vermeyeceğim. Aslında bu last sürdürmek, sürdürmeyeceğim uzun. Uzun zaman vermeyeceğim, sürdürmektir. Sürdürmeyeceğim bu kitabı okumak için. Bitirmek demiş, evet. Bitirmek eylemi yok aslında orada. So I won't, when will not come. Gelmeyecek to the cinema.
Sinemaya gelmeyecek. I won't rain. It won't rain. Yani it will not rain. Hava yağmayacak gelecek hafta. Bunu da tabii will'i başa getirerek. Will you help? Yardım edecek misin bana yarın? Tek o will'le yapıyoruz. Will'i başa getirerek. Ben bunları size bırakıyorum. Yaparsınız. Şimdi bu gelecek zamanı going to olarak kullanalım. Planlı. Bakın am artı going to. We are artı going to. Is artı going to. Olumsuzu da not'la yapıyoruz. Yani... Ama şartımız ne? Going to'nun ecek acak olduğunu bilmemiz için mutlaka devamında bir fiil gelmek zorunda. Eğer fiil olmasaydı, bakın ben fiili kaldırdım şimdi anlam değişti. Ben gidiyorum futbola bu hafta sonu. Oldu değil mi? Ama fiil getirirsem onu ecek acak yapıyorum. Bu hafta, bu öğleden sonra futbol oynayacağım. Bakın oynamaya gidiyorum değil, oynayacağım. We are going to have, sahip olacağız bir buluşmaya, toplantıya gelecek hafta. Bir toplantı yapacağız. Have a meeting, bir toplantı yapmak için de have kullanılabilir. Sahip olmaktan ziyade toplantı yapmak. He's going to, o erkek çalışacak, medicine, tıp çalışacak, okuyacak üniversitede. Medicine, ilaç, tıp. I'm not going to. Go. Bakın go'nun başına gelmiş ha. Going to go'nun başına. Çok anlamlı bir cümle. Ben gitmeyeceğim with you, senin ile ya da sizinle. My father yani o isn't going to buy. Satın almayacak. Yeni bir araba. Tamam bunları geçelim arkadaşlar. Şimdi olumsuzu are not, aren't, is not, isn't, amn't, amn't diye bir şey var mı? Amn't. Olmaz. Am not'tır. Bunu bitişik yazamazsınız. Ve şey olunca da am is are başa geliyor. Tıpkı will başa geldi. Yani yardımcı fiilin başa gelmesiyle soru. Is, are, am. Zaten insan kendisine soru olmadığı için, soru sormadığı için ve İngilizce'nin en önemli zamanı. Perfect tense. En önemli zamanı bu arkadaşlar. Mıştır. Üç şekilde tercümesi yapılıyor. Yaptım. Did olarak da tercüme yapılıyor. Mışım olarak tercüme. Mekteyim, maktayım da tercüme yapılıyor. I have cooked. Ben pişirmişim. The meal yemeği. Let's eat. Haydi yiyelim. Let's haydi. Eat yiyelim. Şimdi arkadaşlar burada pişirmişim. Ben geçmişte mesela 3 saat önce başladım pişirmeye. Şu ana kadar pişirdim. Pişirme işlemi bitti ama henüz kaynıyor çorba. Henüz sıcaktır. O pişirme henüz etkisi devam ediyor. They helped. Onlar yardım etmiştir. Me bana a lot of. A lot. Çok fazla recently son zamanlarda. Son zamanlarda onlar bana çok yardım etmişlerdir. Have helped. Have artı verb. Have artı verb. Bakın bitişik de geliyor böyle virgülle. Bir de ayrık da geliyor. You have carried. Siz taşımışsınız. The box. Çantaları. Home eve. Thanks. Teşekkürler. The taxi has arrived. Taksi varmıştır. Ulaşmıştır. Goodbye. Yani hoşça kalın. The city. Şehir. Has changed. Değişmiştir. Niye burada has oldu? Burada has oldu. Tekillikten dolayı değil mi? Tabii. Üçüncü tekil şahıs. Demiştik ki üçüncü tekil şahısların S'le bir problemi var. Bir derdi vardır. S'le beraber geliyorlar. Evet. I have seen. Ben bulmuşum. This film. Ya da görmüşüm bu filmi. A few times. Birkaç defa. A few birkaç sayılabilir. A little sayılamayan birkaç. The children çocuklar have eaten yemişlerdir. Ace ice cream yani dondurma. Buzlu krema demektir. We have read. Biz okumuşuz. A lot of books. Birçok kitap. So far şu ana kadar. Mesela till, until, by the time, by, up to bunlar hepsi e kadardır ha. Sonradan bunları ekleyeceğiz so far. She has bought. O satın almıştır. The tickets. Biletleri. O kadın. My father yani o. He has had. Sahip olmuştur. A new car lately. Son zamanlarda bir yeni araba sahibi olmuştur. I haven't eaten. Ben yememişim. Fish. Balık for a long time. Uzun zamandır. Uzun zaman için. Ama dırdır daha güzel ha. Uzun zamandır balık yememişim. He has been ill. O hasta olmuştur. For a few weeks. Birkaç haftadır hasta olmuştur. The sun, güneş hasn't come. Doğmamıştır. Açmamıştır. Gelmemiştir. Out dışarıya. Güneşin dışarı gelmemesi doğmaması. For days günlerdir. Günlerdir güneş doğmamıştır. We have worked. Biz çalışmışız. Here burada. For 10 years. 10 yıldır. 10 yıl boyunca çalışmışız. Yani mesela 10 yıldır çalışmaktayız diye tercüme edilebilir ha. 10 yıldır burada da çalışmaktayız. Bakın mekte makta diye yaptım. I have known. Ben bilmişim, tanımışım Sue'yi since she was a child. O bir çocuk olduğundan beri Sue'yi tanımaktayım. Burada mekte makta. Tanıdım, tanımışım, tanımaktayım. I have never. Ben asla, no ever'dir ha. Never açılımı no ever'dir. Asla ben yememişim since the morning. Sabahtan beri hiç diyelim buraya. Olumsuz cümlede never hiç oluyor. Hiç yememişim. Yani hiçbir şey yememişim demek istiyor. Şimdi burada Sue has been a teacher. Olmuştur bir öğretmen. 1990'dan beri bir öğretmen olmuştur. Have not, bak haven't seen. Görmemişim ben him onu since last year. Geçen yıldan beri. Sizden beridir. Tabii bu da çok önemli. İleride göreceğiz bunu. Onu görmemişim. I have just drank milk. Bu just demin, az önce demektir. Öyle sadece dışında öyle bir anlamı da var. Ben demin süt içmişim. Biraz önce. Ama niçin burada? Yani henüz etkisi tadı damağımdadır. Etkisi devam ediyor. Midemde vardır. Ağzımda süt, ağzım süt kokuyor. Ya da ne bileyim. Etkisi devam etmektedir. O yüzden mıştır kullanmış. Geçmişten başlayıp ana kadar devam eden. Mesela bu farçada mesela nuşide est ya da nuşide hem. Yani
o mesela yuvarlak he ve es mıştır yapısıdır bu. Ya da Arapçada kad artı şeribe, kad şeribe, mıştır, içmiştir. Tam ondan bahsediyorum yani. Eğer Arapça ve kad artı mazi fiildir yani. The ship, gemi, has just arrived. Demin, az önce yani varmıştır, ulaşmıştır. Tabii araya bazen zarflar girer. Siz bunu ayıracaksınız. Has artı üçüncü hal, ulaşmıştır. Ha şimdi biz have'i başa alıyoruz. Have you eaten lunch? Yet. Henüz öğle yemeğini yemiş misin? Yani şu ana kadar. I haven't finished. Ben bitirmemişim. My lunch yet. Henüz öğle yemeğimi bitirmemişim. Bitirmedim de diyebilir. I am still eating. Ben hala yiyorum. Burada emizar artı ing'dir. Bu yordur. Go and complete the report. Git ve tamamla. Komple et raporu. Tony emir veriyor. Go başta olunca go ve komple tamamla. Git ve tamamla. I have already ben zaten hali hazırda. Complete zaten ben tamamlamışım. The report. Mom. Anne ben raporu tamamlamışım. Çoktan yani tamamlamışım. Burada already zaten yani çoktan anlamında. Yani öyle devam ediyor. Bu zaman uzun olduğu için ben şey yapmadım. Bu cümleyi niye özellikle belirtmişiz? She the most beautiful woman. Ha o en güzel kadındır. She öyle bir kadın ki I have never seen. I have ever seen. Ever şu ana kadar. Şu ana kadar görmüş olduğum dığı var ya sıfat cümlesi. Bu Arapça olsaydı woman elleti. Yani el imraetu elleti. Farsça olsaydı zenike who geliyor. Akıllı varlıklarda who geliyor. Nesnelerde which ve that geliyor. Ki. Bunların metinlerde çok sıfat cümlesi üzerinde çok duracağız. Çok önemli çünkü. We haven't read. Ben okumam. Biz okumamışız. Such böylesi. An interesting book. Before. Daha önce böyle ilgi çekici bir kitap. Böylesi ilginç bir kitap okumamışız. This is the most interesting book. Bu en ilgi çekici kitaptır. Ki, bakın ki o kitap ki, we have ever read. Şu ana kadar okumuş olduğum dığı, lehim yeri ya bu sıfat cümlesinin lehim yeri. Sıla mausul diyoruz buna. Arapçada. Farsça'da ke ile ifade ediyoruz. Şu ana kadar. Ever şu ana kadar. Şu ana dek. Okumuş olduğum en ilgi çekici kitaptır. He has never. O asla görmemiştir. Such a funny animal before. Daha önce böylesi komik bir hayvanı, bakın böylesi, böyle komik bir hayvanı daha önce asla hiç görmemiştim. Ben bunları size bırakıyorum arkadaşlar. Çok fazla insan kopuyor örnekler uzayınca. Past Perfect'te sadece ne yapıyor? O have has had oluyor. Başka bir şey yok. Hocam zaten özür dilerim. Şey sorabilir miyim? Tabii hocam. Hocam bu az önce öğrendiğimiz zamanın Türkçe'de karşılığı yok değil mi? Evet Türkçe konuşanlar çok zorlanıyor ya. Bunu anlatamıyoruz. Bu hocam bir şey. Bildiğim kadarıyla şöyle. Mesela fiili biz isimleştirmiş oluyoruz. Gelmekteyim mesela. Makmek getirdiğimizde isim fiil oluyor ve isim fiiller de ek eylem alarak cümlede yüklem oluyor. Bu öyle bir şey mi? İngilizce'de tam olarak. Evet aslında mış var orada doğrudur. Sıfat fiil mantığı var. Ama bunu şöyle düşünelim. Şimdi biz hocam Türkçe'de mesela gelmişim gitmişim demiyoruz. Şimdi ben İzmir'de yaşıyorum. İşte süt içmişim, yemek pişirmişim demiyoruz. Bu bana biraz şey geldi yani bunu tam oturtamadım kafamda. Biz hep işte gelmekteyim, yapmaktayım da çok demiyoruz. Bu da makale dili gibi oluyor. Tam oturtamadım gerçekten de kafamda bu zamanı. Evet. Başka bir arkadaş daha bir şey söyledi. O da açıklama yapsın belki daha iyi olur. Hocam acaba yapmıştım, bulunmuştum desek o başka bir şey mi oluyor? Ben o birleşik zaman olur ama o zaman Türkçe'de. Evet. Hocam ben yanlış mı anladım? Şu şekilde ben de anladım. Geçmişte başlıyor ama şu ana kadar devam eden bir zaman. Tabii. Ve bu zaman algısı Türkçe'de yok. Doğru söylüyor hocam. Türkçe'de evet. Böyle bir yapımız yok. Ha. Biz buna Mevlana zaman diyoruz. İleride bu zaman üzerinde çok duracağız. Yani tam oturacak. Emin olun bundan. Şöyle. Mevlana bir pergelden bahsediyor. Pergelin bir ayağı sabittir. Bir ayağı dolaşıyor. O Mevlana pergel metaforu var. Şimdi bir ayağı bunu mutlaka geçmişte başlamıştır. Başlangıç zamanı geçmiştir. Ama presently yani anla, geniş zamanla bir alakası vardır. Mesela insanlık tarih boyunca çok mücadele etmiştir. O mücadelenin başlangıcı Adem'de başlamış, Homo sapiens'le başlamış, günümüze kadar devam etmiş. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Biz have ve has'i had yapıyoruz. Mış idim, I had seen, ben görmüştüm. That film, bu filmi before daha önce. Everybody, herkes had gone, gitmişti. İşte bu zaman algısı şudur arkadaşlar. Bakın mesela ben dün lokantaya gittim. Basit bir cümle kuralım. Lokantaya gittim, nokta. Ben 3 ay önce de, bakın dönden 3 ay öncesine ikinci dereceye gittim. Ben 3 ay önce de aynı lokantaya gitmiştim. Bakın yani refte budem. Gitmiştim. Kane artı kad artı mazi fiil. Arapçada. Farsçada refte budem. Mıştım. İşte şimdi sizin bu zamana gitmeniz için mutlaka bir derece önce bir derece past
dün dünden 3 ay öncesine gitmeniz lazım. Mesela dün bir uçak düştü. 3 ay önce de bir uçak düşmüştü. Bakın yani bu zamanı kullanabilmeniz için mutlaka bir derece pasta gitmeniz lazım. Ondan sonra ona gitmeniz lazım. Everybody, herkes had gone, gitmişti out dışarıya by 12. Yani 12'ye kadar dışarıya gitmişti. When I came to the party, ben partiye geldiğim zaman the dance had started. Dans başlamıştı. The baby started. Bebek başladı to cry, ağlamaya. Because çünkü he had lost, o kaybetmişti. Bakın his balon, balonu kaybetmiş olduğundan dolayı ağlamaya başladı. John wasn't, bakın was not. Bu değil ha. Bu dili geçmiş zamandır. Evde değildi dün. He had already, o zaten gitmişti dışarı. O çoktan anlamında, çoktan dışarı gitmişti. Asıl şurası had artık gone. Normalde go, ikinci hali ne? Birinci hali yapalım arkadaşlar. Birinci hal geniş zaman go. İkinci hal went. Üçüncü hal gone. Evet, gone. Şimdi bu o olacak tabii. He had been, o olmuştu, a cook, bir aşçı olmuştu. For 30 years, 30 yıldır. When he got retired, o emekli olduğu zaman 30 yıl boyunca bir aşçı olmuştu. Tabii bu biraz daha serbest tercüme yapmış. Emekli olduğunda 30 yıldır aşçıydı. Yani Türkçe'de böyle daha tercümesi güzel oluyor. Yani had artı verb 3, had artı verb 3, mıştı.